S merkezi. Aşağıdaki şekilde 1 adet büyük boy, 2 adet orta boy ve 3 adet küçük boy tencere ile büyük, orta ve küçük boy tencerelere ait birer tane kapak verilmiştir. Bu kapaklar ait oldukları boydaki bir tencerenin veya ait oldukları boydan daha küçük boydaki bir tencerenin üstünü kapatabiliyorken, ait oldukları boydan daha büyük boydaki bir tencerenin üstünü kapatamıyorlar. Buna göre rastgele seçilen bir kapağın rastgele seçilen bir tencerenin üstüne kapatabiliyor olma olasılığı kaçtır demiş. Nasıl düşünüyorum? 2022 AYT sorusu güzel bir soru. Aslında çok da kolay bir soru. Şimdi benim şu en büyük kapağı seçme olasılığım 1 bölü 3. Bu kapağı seçtiğimde buradaki tencerelerden hangisini seçersem seçeyim hepsinin üstünü kapatacaktır. Yani olasılığım 1. Garanti olay, kesin olay, garanti olay. Garanti olay diye bir şey yok tabii matematikte. Kesin olay var. Artı benim orta boy kapağı seçme olasılığım 1 bölü 3. Orta boy kapağı seçtiğimde kapağını kapatabilmem için seçebileceğim tencereler şunlar. Yani 6 tencerenin 5'ini seçebilirim. Artı küçük boy kapağı seçme olasılığım 1 bölü 3. Küçük boy kapağı seçtiğinde şuradaki tencereler dışında başka tencerenin kapağını kapatmayacaktır. Yani 6 taneden 3 taneyi seçebilirim. Dolayısıyla 1 bölü 3 artı 5 bölü 18 artı şunları da şöyle sadeleştireyim. 1 bölü 6 niye sadeleştireceğiz? Payda eşitleyeceğiz her türlü 18'de. Şunu 6 ile genişletelim. Bunu da 3 bölü 18 yapalım. Dolayısıyla 6, 5, 11, 14 bölü 18 olur. Sadeleştirirsek de 7 bölü 9 cevabını buluruz.